Değerli seyircilerimiz, Kanal 23 ekranlarına Melisa ile Yaşama Daire hoş geldiniz. Bugün çok değerli bir konu ağırlıyoruz. Kendisi Fırat Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Sayın Profesör Doktor İrfan Kaygısız'la beraberiz. Üniversitemizde kendisiyle beraber, kendi yönetimiyle beraber güzel gelişmeler ve yenilikler var. Özellikle bunları konuşmak istiyorum. Üniversitemiz çevre şehirlere de hizmet veriyor. Aktif bir şekilde, başarılı bir şekilde bunları da konuşalım istiyorum. Sizin sorularınız, önerileriniz ve görüşleriniz varsa 0538 256 2323 nolu WhatsApp hattımızı kullanıp yollayabilirsiniz. İrfan Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız İrfan Bey? Teşekkür ederim, sağ olun. Sizler nasılsınız? Ben deyim, teşekkür ederim. İrfan Bey, sizi Melisa ile Yaşama Daire'de ilk defa ağırlıyoruz. Evet. Güzel bir seyirci kitlemiz var, çok şükür Rabbime. Şöyle seyircilerimiz sizi biraz sizin ağzınızda bir tanısınlar öncelikle. Ben 1967 Elazığ doğumluyum. İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesinden 1991 yılında mezun oldum. 1994 yılında Fırat Üniversitesi'nde kulak burun boğaz anabilim dalında asistanlığa başladım. 94 yılından beri de üniversitemden hiç ayrılmadım. Orada daha sonra öğretim üyesi, sonra doçent, en sonunda 2009'da profesör oldum. Hastanede bu ikinci dönem başhekimliğim. Daha önce 2004-2008 yılları arasında da 4 sene başhekimlik görevi yapmıştım. Evliyim. Yağmur ve Yiğit adında iki çocuğum var. Allah bağışlasın, çok güzel. İrfan Bey, lokomotif görevi biraz zor olsa gerek değil mi? Sonuçta bir başhekimlik var. Biraz anlatalım mı yaptığımız işi, neler yapıyoruz? Sonuçta ikinci dönem bir yönetiminiz var. Şöyle sizin dokunuşlarınızı, hedeflerinizi, neler yapmak istediklerinizi de bir alalım. Evet, öncelikle gerçekten idarecilik son derece zor. Özellikle insanın kendi memleketinde çalışması çok daha zor. Çünkü hemen herkes bir yerden tanıdık. Hemen herkes eş dost. En ufak bir şeyde bize ulaşmaları daha rahat, öyle söyleyeyim. Tabii ki biz ulaşmalarını her türlü istiyoruz. Gerek hastalarımızın, gerek hasta yakınlarımızın, ama özellikle personel ve personel açısından söyledim onu. Biz göreve geleli tam bir yıl oldu. Birinci yılımızı doldurduk. Ve göreve geldikten 3 ay sonra özellikle hastanede çok ciddi bir tadilat içerisine girdik. Öncelikle neler yaptık onlardan biraz bahsedeyim. Sonra da neleri hedefliyoruz onları konuşuruz. Eğer son zamanlarda hastanemize gelmiş iseniz, ki gelen hastalarımızın çoğu görmüştür. Özellikle acil servis. Şu anda A kapısı dediğimiz, ama bizim planımızda aslında acil ayaktan hasta girişi olacak kapımız. Bir de şu anda pandeminin kullandığı bir kapımız var. Onların dış cephe modernizasyonunu tamamladık. Çünkü çok ciddi damlarında ve çatılarında akıntılar oluyordu. Hem dış görüntümüzü düzelttik, hem de bu sorunları giderdik. Eğer pandemi biterse, pandemi kapısını açtığımız zaman, şu anda klinikler yazan kapımız, o kapıdan çok rahat hastalarımızı hastane içerisinde dolandırmadan asansörlere ulaştırabileceğiz. Böylece de hastalar gittikleri yeri çok daha rahat ve kolayca bulmuş olacaklar. Bir diğer önemli çalışma, hastanemiz bizim 165 bin metrekare kapalı alana sahip. 10 katlı, bodrumları da sayarsak aslında 13 katlı, 3 bloktan oluşan dev bir kompleks. Bu kompleks içerisinde tabii 1983 yılından beri yapımı devam eden bir hastane. O zamanki mimari ve o zamanki şartlara göre çoğu şey planlanmış ve yapılmış. Günümüzde artık insanların ikili üçlü odalarda kalması takdir edersiniz ki söz konusu değil. Bizim de hastalarımız bugüne kadar ikili üçlü, hatta bazen dörtlü odalarda hastalarımızı ağırlamak zorunda kalıyorduk. Geldikten sonra ilk yaptığımız şey bu odaları tamamen bölmek oldu. Şu anda tadilatımız hala devam ediyor. Bu yüzden de hastalarımıza verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür diliyoruz, ama her şey onların daha sonra rahatlaması için aslında. Odalarımızın tamamını bölüyoruz şu anda. P1 blok bitti. P3 blokta şu anda çalışmalarımız devam ediyor. Banyosuz ve tuvaletsiz hiçbir odamız kalmadı. Tüm odaları banyolu, tuvaletli, tek kişilik oda haline getirdik. Yine özellikle engelli hastalarımız, engelli vatandaşlarımızın kullanabileceği lavabolar, tuvaletler maalesef hastanemizin o zamanki şartlarında düşünülmemişti. Tüm katlara yine engelli lavabo ve tuvaletlerini oluşturduk. Engelli vatandaşlarımız çok rahat bir şekilde buraları kullanabilecekler. Bunun dışında özellikle yangın merdivenlerimiz yangın talimatlarına uygun değildi. Şu anda orada çalışmalarımız devam ediyor. Basınçlama çalışmaları yapılıyor. Yani bir yangın çıktığı zaman
hasta veya hasta yakınları duman dolmayan bir alana geçecekler. Ama şu an mevcutta yangın merdivenlerinin diğer bölümlerden hiçbir farkı yok. En ufak bir yangında oralar dumanla dolacaktı ve insanları tahliye etmekten zorlanacaktık. Bu nedenle de bunu da gerçekleştirdik. Şu anda yapılıyor. Ciddi bir basınçlama olacak. Yani yangın merdivenlerinin olduğu alana hiçbir şekilde duman, is birikmeyecek. Bu da olası bir felakette hastalarımızın tahliyesini kolaylaştıracak. Yangın asansörlerimiz hala hastanemizde yok ki bugün standartlar içerisinde olmazsa olmazlardan biri. Onun da ihalesini yaptık. İki tane asansörü yangın asansörüne çeviriyoruz. Yangın sırasında en az 3-4 saat bu asansörler hiç yanmadan ve ısıdan etkilenmeden hizmet verebilecek. Bu da yine hastaların tahliyesinde bizim için çok önemli. Hastaneye gelen ya da servislerde yatan insanlar bu tadilatları görünce belki biraz gerçekten rahatsız oldular ama hemen hemen sona geldik. İnşallah 1-2 ay içerisinde hepsini toparlayıp hastalarımıza daha konforlu bir hizmet sunmuş olacağız. Bahsettiğiniz şeyler o kadar elzem ki. Evet. Yani iyi ki o dokunuşlar olmuş. Çünkü örneğini gördük. Yanlış hatırlamıyorsam Antep Hastanesi'nde bir yangın çıkmıştı. Çıktı. Allah korusun, insanız, her şey olabilir. İnşallah bir an önce tamamlanır. Evet, yani dediğiniz gibi Allah bugüne kadar göstermedi. İnşallah da göstermez. İnşallah. Ama yaşanmayacak anlamına gelmez. Yaşandığında da hiç olmasa tedbirleri almış oluruz. İnşallah dediğim gibi en kısa zamanda bunlar tamamlanacak. Tabii ki. Yani bu süreç içerisinde elbette ki oradaki hastalarımız o seslerden, durumdan rahatsız olabilirdir. Ama her şey Elazığlılar için. Sadece Elazığlılar da değil. Çevre şehirlere de çok güzel bir şekilde hizmet veriyoruz. Ki mesela Diyarbakır gibi büyük bir şehirden de hasta geldiğini biliyorum. Bizim hastanemiz sizin de başta söylediğiniz gibi gerçekten bir bölge hastanesi konumunda. Şu anda Muş'tan, Tunceli'den, Bingöl'den, Van'dan, dediğiniz gibi Diyarbakır'ın ve Malatya'nın bize yakın olan ilçelerinden, Erzincan'dan. Bunun dışında da özellikle belki birazdan bahsedeceğiz birkaç bölüm için. Gerek İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyük şehirlerden gerekse yurt dışından hastalar gelmekte. Yani bölge popülasyonunu düşündüğümüz zaman 3 milyona yakın bir kitleye aslında hizmet veriyoruz. 1147 yataklı, az önce de söyledim, gerçekten büyük bir kompleksiz. Evet. Biraz hastanemizin tarihinden bahsedelim mi? İrfan Bey, yanlış hatırlamıyorsam 83 yılında mı oluşturuldu dediniz? Hastanemiz 1983 yılında Sağlık Bakanlığı ile bir protokol imzalandı. O zaman kadın doğum hastanesi vardı. Nasıl tarif edeyim? Eski SSK'nın üst tarafında. Ora üniversiteye devredildi. Üniversiteye devredildiği zaman 62 yataklıydı. Ama aktif kullanılan 15 yatağı vardı. 62 yatak, aktif 15 yataktan bugün 1147 yatağa ulaştık. Daha sonra 97 yıllarında ilk bloğumuz bitmişti. Bugünkü mevcut hastanemizin. Hastanenin bir bölümü oraya taşındı. Tam taşınma yine o da benim yine başhekimliğime nasip oldu. 2004 yılında 2005'e geçerken eski hastanenin tamamını yeni hastaneye taşıdık ve eski hastaneyle olan irtibatımız kesilmiş oldu. Orayı da Sağlık Bakanlığı'na devrettik. Sanırım şu anda fizik tedavi ünitesi olarak kullanılmakta. Evet. İrfan Bey, zaten sizin gibi değerli ve başarılı idarecilere çok ihtiyacımız var. Yani her kesim olarak söylüyorum. Bölgeye hizmet veriyoruz ve insani değerler bizim için çok çok önemli. Dokunuşlarınız çok çok önemli. Devamı gelsin. Ve İnşallah. Tebrik ediyorum. Bu bahsettiğimiz şeyler çok çok önemli. Şimdi Fırat Üniversitesi'nde baktığım zaman özellikle tıp öğrencileri tarafından da çok tercih ediliyor. Evet. Mesela baktığımız zaman çok üzülerek söylüyorum bunu. Mühendislik fakültemiz öğrenci bulamazken tıp fakültemiz yarışıyor. Öğrenciler birbirleriyle yarışıyorlar Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi için. Bununla ilgili neler söyleriz? Gerçekten bizim tıp fakültesi olarak çok büyük bir yol kat ettik. Biz ilk açıldığımızda öğrenci kontenjanımız 100 öğrenciyle sınırlıydı. Ama bugün geldiğimiz noktada 230'a yakın öğrenci alabiliyoruz. Yine ilk yıllardaki mezunlarımıza, arkadaşlarımıza baktığımız zaman mezunların %70'i 80'i Elazığlıydı. Ama en son ben geçen hafta bir birinci sınıflarda derse girdim. Sınıfın neredeyse %80'i il dışından gelmiş. Ve özellikle sıralamada binlerden
6.000 lira, 7.000 lira kadar öğrenci kabul ettiğimizi gördüm. Bu çok mutluluk verici bir şey. Gerçekten çok iyi bir yere geldiğimizin de bir göstergesi. Doğu Anadolu bölgesinde Diyarbakır, Malatya ve Elazığ tıp fakülteleri zaten önde giden tıp fakülteleri. Bizim fakültemizde bunlar arasında daha iyi üst seviyelere inşallah kısa zamanda gelecek. İnşallah, inşallah. Sizin şahsınızda da çok başarılı akademisyenlerimiz var. Evet. Onlara da buradan sevgilerimi yolluyorum. Ve şunu da tutabildik İrfan Bey. Öğrenci geldi, okudu, bitirdi, işte uzmanlığını da aldı. Genellikle Elazığ'da da kalıyorlar hekimlerimiz değil mi? Şimdi yetmiyorlar. Şöyle söyleyeyim, hem tıp fakültesini bitiren arkadaşlarımız ki onların mecbur hizmetleri var. Tabii mecbur hizmete gitmek zorundalar. Ama genellikle mecbur hizmetten sonra ilimize ya da ilimize en yakın illere dönüyorlar. Bir de özellikle uzmanlık öğrenciler, yani asistanlığa gelip bir branşta uzmanlaşan arkadaşlarımız var. Onların çoğu da yine ilimiz ya da bölgemizi tercih ediyor. Örneğin kulak burun boğazdan örnek verecek olursak bizim asistanlarımızın birçoğu şu anda Elazığ'da uzman olarak çalışmakta. Yine Bingöl, Tunceli, Muş bu illerde hemen hemen bizden ihtisas almış, oraya gitmiş arkadaşlarımız tarafından sağlık hizmeti sunuluyor. Evet. İrfan Bey, normalde sizin de branş KBB, evet, değil mi? Biraz geçeceğiz tabii ki, biraz geniş geniş işleyeceğiz. Şöyle bizim 3 dakikamız kaldı. İrfan Bey, özellikle KBB bizim tercihimiz miydi öğrenciyken? Hani sonuçta 6 yıllık bir eğitimimiz vardı, şu uzmanlığı istiyorum diye. Benim aslında öğrenciyken ilk aklımdan geçen şey genel cerrahiydi. 4. sınıfta ben hep 4'e kadar, daha doğrusu genel cerrah olacağımı söylüyordum. 5. sınıfta, 6. sınıfta internliğe gittiğim zaman aslında genel cerrahin bana çok da uygun olmadığını gördüm. Orada fikrim değişti. Ondan sonra aklımda ya göz ya kulak burun boğaz vardı. Tercihlerim arasında ikisi de vardı ama Allah kulak burun boğazı nasip etti. Şu anda kulak burun boğazcı olduğumdan da gerçekten çok mutluyum. Mesleğimi çok seviyorum. Şimdi girsem, ben çocuklarıma da onu diyorum ama çok inanmıyorlar bana. Herhalde yine tıp fakültesini seçerdim. Yine kulak burun boğaz uzmanlığını seçerdim diye düşünüyorum. Çok güzel. Elleriniz hep şifa dağıtsın. İrfan Bey, çocuklar bitirdiler mi üniversite, liseyi bitirdiler mi? Hangi biri lisede, diğeri de meslektaşım olacak inşallah. Tıp 5. sınıfta okuyor. Bir sene sonra o da inşallah meslektaşımız olarak aramıza katılacak. İnşallah, inşallah şifa dağıtsın. Diğer çocuk ne düşünüyor? O mühendisliğe biraz daha yatkın. Şu anda mühendislik gibi düşünüyor ama aklını bilmiyorum çelebilirsem ben onu da aslında tıpçı olmasını istiyorum. Hekimlerimiz çok değerli. Mustafa Kemal diyor ya, beni Türk, evet, hekimlerine emanet edin diye. Gerçekten hekimlerimizin dokunduğu yerler şifa olsun. Bunlar çok çok önemli. Maalesef şiddeti de görmeye başladık. Bilemiyorum, üniversitemiz çok da yansımadı bültenlere. Onlarla çok ilgili neler yapıyoruz, neler söylüyoruz. Yansımasa bile özellikle son 2-3 yılda gerçekten sağlık çalışanlarına, yani bu sadece hekim değil, hemşire arkadaşlarımız, sağlık teknisyenlerimiz, hasta bakıcılarımız, tüm sağlık çalışanlarına karşı ciddi bir şiddet gittikçe arttı, şiddet eğilimi var. Biz de zaman zaman kendi hastanemizde bunu yaşadık. En yakını birkaç gün önce basına sızmadı ama yine bizim hayatını kaybeden bir hastamızın yakınları tarafından işte doktorlarımız darp edilmeye çalışıldı. Odalarından çıkamaz duruma getirildiler. Aslında ben şunu söylemek istiyorum. Biz hekimler, sağlık çalışanları, hepimiz bir bütün olarak aslında hastalarımıza şifa vermek için oradayız. Yani sonuçta ölüm Allah'ın emri. Bizim elimizde de böyle bir sihirli değnek yok. Her dokunduğumuzu iyileştirelim, sağlığına kavuşsun, evet gitsin. Maalesef bazı hastalar gelecek, bazı hastalar iyileşerek gidecek ama bazılarını da kaybedeceğiz. Bu hayatın bir gerçeği. Sanki orada biz sağlık çalışanları suçluymuşuz gibi hasta ve hasta yakınları davranıyorlar. Bu bizi gerçekten hem üzüyor hem de motivasyonumuzu son derece olumsuz etkiliyor. Oysa ki biz hepimiz 7/24 oradaki insanları daha iyi sağlıklı yaşamalarını sağlamak için oradayız. Yani biz onlara hizmet için oradayız ama bazen hiç tasvip etmesek de bu tür davranışlarla maalesef karşılaşıyoruz. İnşallah eğitimlerin artması, bilinçlenmenin artmasıyla bu da giderek azalır ve artık sağlık çalışanlarına şiddet son bulur diye düşünüyorum. Evet, inşallah. Şiddetin her yönünü kınıyoruz. Kısa bir ara veriyoruz.
Değerli seyircilerimiz tekrar hoş geldiniz. Fırat Üniversitesi Hastanemizde konuşmaya devam edeceğiz. Bugünkü konuğumuz Fırat Üniversitesi Hastanesi Başhekimimiz Sayın Profesör Doktor İrfan Kaygısız'la beraberiz. Mesajlarımız, sorularımız ve önerilerimiz varsa 0538 256 23 23 nol hattımızı kullanabileceğinizi ekleyelim ve hemen devam edelim. İrfan Bey, çok başarılı bir yönetimimiz var. Projelerimiz, yaptıklarımız çok takdir gördü. Birazcık bundan, şu başarılı yönetiminizden birazcık bahsedelim. Sonra hedeflere geçelim. Nasıl sağladınız bunu? Şimdi tabii ki başarı hiçbir zaman tek başına gelen bir şey değil. Başarı bir ekip işi. Ekibiniz iyiyse başarı zaten ister istemez geliyor. Biz de göreve geldikten sonra gerçekten bana göre çok iyi bir ekip oluşturduk. Gerek başhekim yardımcılarımız, gerek hemşirelik hizmetleri müdürlüğümüz, gerekse diğer yardımcı sağlık personelimizde çok iyi bir ekip olduğumuzu düşünüyorum. İnsanlar iyi niyeti görünce taşın altına elini koymaya başladılar. Bu da tabii ki ister istemez başarıyı getiriyor. Tabii burada çok önemli bir şey de bizim üst yönetimimiz. Sayın Rektör Fahrettin Hocam. Yine rektör yardımcımız Bilal Bey ve diğer rektör yardımcılarımızın çok büyük desteği var. Onların destekleri de bizim daha iyi şeyler yapmak için hem motive ediyor hem de işimizi kolaylaştırıyor. Huzurunuzda onlara da çok teşekkür ediyorum. Yani üst yönetim artı alt yönetimle çok iyi bir diyaloğun olması ister istemez başarıyı getiriyor zaten. Evet, biz de buradan saygılarımızı yollayalım. Şimdi gelelim hedeflerimize. Onlar çok çok önemli. Evet. Hedeflerimiz arasında neler var? Şimdi bunu daha önce burada yine bir programda söylemiştim. Rektör hocamızla da paylaştık. Aslında o da çok sıcak bakıyor. Pandemi bize şunu gösterdi ki normal hastane yatakları dışında aslında bizim gerçekten ciddi yoğun bakım yataklarına ihtiyacımız var. Biz ilimizde pandemide bunu gerçekten gerek Fethi Sekinşehir Hastanesi gerek özel hastanelerle çok iyi organize ettik ve yoğun bakım sıkıntısı yaşamadık. Yani pandeminin en yüksek sayılara ulaştığı dönemlerde bile çok rahat atlatmayı başarabildik. Ama şunu gördük ki özellikle bizim üniversitemizde 160 yoğun bakım yatağımız var. Bunun 44 tanesi bizde erişkin cerrahi ve anestezi yoğun bakım ve dahili yoğun bakım yatakları. Yine 10 tanesi özellikle ameliyattan sonra durumu kötüleşen hastalara aldığımız yoğun bakım. Yani 54 tane bu işe hizmet veren yatağımız var. Tabii koroner yani kalp yoğun bakım, işte çocuk yoğun bakım, yeni doğan onları saymıyorum. Pandemide biz bu yoğun bakım yataklarının hepsini pandemiye ayırmıştık. Eğer beklediğimizin üzerinde bir hasta popülasyonu olsaydı o zaman maalesef bazı hastaları kabul edemeyecektik. O yüzden de göreve başladığımız ilk gün rektör hocamızla şunu konuştuk. Üniversite hastanemizin gerçekten tek kişilik odalara sahip yeni, modern, en az 100 yataklı bir yoğun bakıma ihtiyacı var. Bizim yoğun bakım yataklarımız şu anda koğuş sistemi. Yani 7-8 hasta hatta bazı yerlerde 10 hasta aynı koğuş içerisinde yatmakta. Ve o şekilde hizmet vermekte. Oysa modern yoğun bakımcılıkta artık koğuş sistemi hemen hemen kalktı. Tek kişilikli odalara döndü. Biz de acil servisimizin üst bölümü aslında buna müsait. Buranın fizibilite çalışmasını yaptık. Projesini çıkarttık. Yalnız finansman sıkıntımız var. Rektör hocam inşallah önümüzdeki yıl finansman sorununu halledebilirse acilin üzerine biz 100 yataklı bir modern tek kişilik odalara sahip yoğun bakım oluşturmayı düşünüyoruz. Çünkü bundan sonra ne yaşayacağımızı bilmiyoruz. İlimiz çok ciddi bir deprem atlattı biliyorsunuz. O zaman da çok ciddi aslında ihtiyaç olabilirdi. Çok şükür ki çok ucuz atlattık o depremi. Evet. O deprem üzerine bu pandemi bize yoğun bakım yataklarının ne kadar önemli olduğunu hatırlatmış oldu. Benim şu anda yani hedefime koyduğum aslında bu 100 yataklı yoğun bakımı ilimize, bölgemize kazandırmak. Bunun için çaba sarf ediyoruz. Bir diğeri özellikle şeker hastalığına bağlı olarak oluşan diyabetik ayak dediğimiz yani şeker hastalığında bacaklarda ve ayaklarda beslenme problemi sonucu oluşan işte ayak parmaklarında gangrenler, çürümeler, nekroz, ayakların kesilmesine kadar giden bir hastalık tablosu var. Şu
gösterdi ki yine bize, bu hastalarımız şu anda maalesef sahipsiz durumdalar. Çünkü bu hastalarla birebir ilgilenecek bir klinik ilimizde yok. Evet, plastik cerrahi, yer yer endokrin servisi, yer yer ortopedi servisi bu hastaları kabul ediyor ama bu hastalar genellikle tedavileri uzun süren hastalar, uzun soluklu hastalar. Bu klinikler de aslında yataklarını bu hastalara verip de bloke etmeyi çok iyi karşılamıyorlar. Ha, onlara da hak veriyorum ama bu hastalara da birilerinin hizmet vermesi lazım. Pandeminin bitişini yine bekliyoruz. Çünkü bazı kliniklerimiz şu anda pandemiye ayrıldığı için oraları kullanamıyoruz. Pandeminin bitimiyle birlikte yine projelerimiz arasında diyabetik ayak kliniği diye bir ayrı birim oluşturmak ve bu hastaları orada kabul edip tedavilerini orada sürdürmek. Bunu yapabilirsek bu da gerçekten hem ilimize hem bölgemize ciddi bir hizmet olacak. İrfan Bey, ki bildiğim kadarıyla hasta sayısı fazla değil mi şeker hastalığında? Hasta sayısı çok fazla. Özellikle az önce saydığım civar illerde bu hastalara maalesef tedavi hizmeti verilmiyor. Dediğim gibi çok 2 ay, 3 ay bu hastalar hastanede yatmak zorunda kalıyorlar. Birçok civar ildeki uzmanlarımız da bunlarla uğraşmak istemiyorlar. O yüzden de hemen hemen hastaların çoğu ilimize yığılıyor. İlimizde de çok büyük yük bizim hastanemizin üzerinde. İşte diyabetik ayak kliniğini kurabilir isek bu hastalarımız da birazcık nefes almış olacaklar. Evet. Onun dışında hedeflerimiz başka? Mahkum koğuşu yine çok önemli problemlerden biri. Bu daha önceki dönemden beri süre gelen aslında bir sıkıntı. Tutuklu ve hükümlü hastalarımıza yataklı hizmet sunamıyoruz. O hastanın başına bir şey geldiği zaman, acil ameliyata almamız gerektiği zaman maalesef normal hastalarla birlikte işte başına iki tane jandarmadan asker görevlendirerek ancak hizmet sunabiliyoruz. Oysa ki mahkum koğuşu kanunların bugün olmazsa olmazları arasında hemen hemen hastanelerin hepsinde bulunması gerekiyor. Özel hastaneler, devlet hastaneleri, üniversite hastaneleri dahil. İlimizde de bu şekilde şu anda hizmet veren çok fazla bir yatak kapasitemiz yok. Biz bunun çalışmalarına başladık. İnşaat aşamasının %60'ı neredeyse tamamlandı diyebilirim. Bu çalışmalarla birlikte ilimize ve hastanemize bir mahkum koğuşu kazandırmış olacağız. Böylece hem bu hastalar ilimizden hizmet almış olacaklar hem de özellikle cezaevi müdürlükleri çok rahatlayacak. Çünkü ilimizden hizmet alamayınca bu hastaları başka illere transfer etmek, nakletmek zorundayız. O götür getirler de ortadan kalkmış olacak. Bu da ilin gerçekten ciddi ve önemli ihtiyaçlarından biri. Evet. Hedefler arasında şöyle bir iki notumu da almıştım. Mesela PET cihazına ihtiyacımız var. Evet, bizim hastane aslında ilimizde iki tane PET cihazı var. Biri özelde, biri devlet hastanesinde olmak üzere. Ama bizim özellikle kanser cerrahisi hastanemizde çok yoğun olarak bizim hastanemizde yapılıyor. Teşhis tedavisinin de hastaların hastanede tamamlanması gerekiyor. PET cihazı da özellikle teşhiste son derece önemli. Biz bu hastalarımızı hizmet alım yoluyla ya özele ya da işte Fethi Sekin'e göndermek zorunda kalıyoruz. Hastalar bu git gel sırasında da gerçekten ciddi yıpranıyorlar. Zaten hem moral motivasyon açısından düşük hastalarımız, hem vücut direnci açısından düşük hastalarımız. 2022 hedeflerimizden biri de kazandırabilirsek ve Sağlık Bakanlığı'ndan izin alabilirsek, çünkü bu cihazlar izine tabi, hastanemize bir pozisyon emisyon tomografi dediğimiz PET cihazını kazandırmak. Bu cihazın özelliği nedir? Bu cihazın özelliği tüm vücudu tarayarak kanser dokularını, kanser hücrelerini bize çok rahat bir şekilde gösterebilmek de, o yüzden önemli bir cihaz. 2022'de İnşallah bunu hastanemize kazandıracağız. İnşallah, çok çok önemli. Çünkü sıra bekliyorsunuz. Evet. Bu cihaz da hastanemize edinirse en azından o olası sıralarda daha erken azalmış alınacak, olur. Tabii tanıları da daha hızlı olmuş olur. Çünkü kanserde bir gün bile bizim için çok önemli. Erken teşhis, erken tedavi sonuçta alabileceğimiz yüz güldürücü sonuçları etkiliyor. Evet. Hedefler arasında yine kök hücre ünitesi diye notumu almış. Evet, kök hücre ya da kemik iliği transplantasyon merkezi. Biz göreve geldiğimizde bununla ilgili çalışmalar başlamıştı hastanemizde ancak tamamlanmamıştı. Kök hücre
ya da kemik iliği transplantasyon merkezi yine ilimizde şu anda yok. Yani kemik iliği nakli yapılan bir merkez mevcut değil ve bu hastalar genellikle il dışına gönderilmek zorunda kalıyorlar. Kemik iliği transplantasyon merkezinin inşaat aşaması ve odalarının yapımı, makine teçhizatı tamamen tamamlandı. 10 yataklı olarak şu anda hastanemizin onkoloji binasında hazır. Tek sıkıntımız burada çalıştıracak uzman hekimi bulabilmekti. Bizim erişkin hematolojide 2 tane hekim arkadaşımız var, öğretim üyesi. Gerçekten çok özveriyle çalışıyorlar. Onlara da buradan teşekkür ediyorum. Bunlardan bir tanesini biz eğitim amaçlı il dışına gönderdik. Eğitimini tamamlamak üzere sanırım 1,5-2 ay kaldı. 2 ay sonra döndüğünde merkezimiz zaten hazır. İzinlerimiz alınmış durumda. Bu hastalara artık hastanemizde hizmet vereceğiz. Bu hastalarımız kemik iliği nakillerinin yapılması için başka illere, başka hastanelere gitmek zorunda kalmayacaklar. Evet. Hedeflerimizi konuşmaya devam edeceğiz ama burada personele de tekrar dönebiliriz. Personel sıkıntımız var mı hastanemizde? Neler söyleyeceğiz? Hastanemizde personel sıkıntısı 1-2-3 seneyle öncesiyle kıyasladığımızda evet çok iyi yerlere geldik ama yeterli mi? Yeterli değil. Öğretim üyelerinden başlayıp isterseniz aşağı doğru gideyim. Evet. Öğretim üyesi sayımız, hastanede çalışan öğretim üyesi sayımız 100-110 civarında. Bazı branşlarda gerçekten ideal kadrolarımıza ulaşmış durumdayız. İşte genel cerrahi, çocuk hastalıkları, dahili branşlar, yine kulak, burun, boğaz, göz, bunlar arasında sayılabilir. Ama artık takdir edersiniz ki yan dalda branşlaşmalar, uzmanlaşmalar arttı. Yani örneğin bir çocuğun kendi içerisinde 10-15 tane yan dalı var. Yine bir dahiliyenin kendi içerisinde 10-15 tane yan dalı var. Eskiden işte bir dahiliyeci böbreğe, kana, aklınıza ne geliyorsa her şeye bakıyordu. Oysa şimdi nefroloji diye bir yan dal var, gastroenteroloji diye bir yan dal var, hematoloji diye bir yan dal var. Yani dahiliye kendi içerisinde yan dallara bölündü. Bu uzmanları bulmakta çok zorlanıyoruz. Çünkü bu uzmanlar Türkiye'de hem sayıca çok azlar hem de maalesef hani ilimizin doğuda bir il olması, işte sosyoekonomik açıdan büyük illere göre dezavantajlı olması nedeniyle bu hekimleri burada tutamıyoruz. Yani örneğin radyasyon onkolojisi ana bilim dalında bizim bir hekim arkadaşımız vardı. Eş durumundan tayin olup gitti. Şu anda yerini dolduramadık. Ciddi bir eksikliğini çekiyoruz. Yine son günlerde kamuoyunun gündeminde özellikle çocuk hematoloji hastaları oturmuştu. İşte hematoloji hastalarının ortada kaldığı, hizmet alamadığı yönünde. Burada da yine bizim çocuk hematolojisinde bir hocamız vardı. Kendisi uzun yıllardan beri Elazığ'a hizmet ediyor. Uzun yıllardan beri de hastalarıyla birlikte ama maalesef o da hastalandı. Hastalandığı için 6 aylık bir rapor alma süreci var. Bu süreçte hastalar tabii ki ister istemez devlet hastanelerine ya da il dışına yönlendirildi. Ama yani üzülerek söylüyorum ki kamuoyu, hasta yakınları, hasta sahipleri hani sanki hekimlerin hastalanma hakkı yokmuş gibi bunu kamuoyuna lanse ettiler. Oysa ki ilimizde bizim hastanemiz dışında Fethi Sekin Şehir Hastanesi'nde şu anda 2 tane hematolog, çocuk hematoloji uzmanı var. Bu hastalar oradan da çok rahat hizmet alabilirler. Ya gönül istiyor ki işte bu yan dalcıların sayısını 1 değil de 2-3'e çıkarabilmek. Bunun için de gerek rektör hocamız, gerek rektör yardımcısı Bilal hocamız çok yoğun bir çaba sarf ediyorlar. Yine tıp fakültesi dekanımız Metin hocamız bu kadroları doldurmak için çok büyük çaba içerisindeler. Ama Elazığ'a hekim getirmek gerçekten sıkıntılı. İnşallah başarabilir, bunların sayısını arttırabiliriz. Sağlık çalışanları açısından baktığımız zaman özellikle asistan sayımız yeterli bir seviyeye ulaştı. Şu anda 351 tane hastanemizde asistan doktor var. Uzmanlaşmak için çalışıyorlar. Hemşire sayısında belli bir yere ulaştık. Eksiğimiz yok denecek kadar az, öyle söyleyeyim. Yani bu da hastalara daha kaliteli hizmet vermemizi sağlıyor. Biliyorsunuz yine bir yıl boyunca bu üçlü var diye sistemi, kamuoyunu çok oyalamıştı. Televizyonlarda haber olmuştuk ama üçlü var diye geçişimizin birçok sebebi vardı. Sebeplerden biri de o zaman personel açığının olması idi. Yavaş yavaş personel açığımız tamamlanıyor. Hemşire sayımız hemen hemen dediğim gibi normale geldi.
belki oturup bu üçlü vardiyayı da bir daha konuşup yeni düzenlemeler yapabiliriz. Ciddi sıkıntımız yardımcı sağlık personeli dediğimiz hasta bakıcılarda. Biliyorsunuz eskiden taşeron sisteminde taşeron firmalarla biz personel çalıştırıyorduk ve bir personel emekli olduğu ya da istifa edip ayrıldığı zaman taşeron firma onu hemen yerine koyuyordu. Ama taşeron kalktıktan sonra maalesef bu böyle değil. Şu anda emekli olan ya da istifa edip ayrılanların yerine personel almak eskisi gibi kolay değil. Tekrardan işte stratejiden izin alıp izin çıkartıp ilana çıkmanız gerekiyor. O yüzden de yardımcı sağlık personeli özellikle hasta bakıcılarda ciddi sıkıntı yaşıyoruz. Bu sorunu çözmek için Sayın Rektörümüz birkaç kez personel talebinde bulundu. İnşallah 2022'de bu taleplerimiz dikkate alınır ve özellikle hasta bakıcı sorunumuz çözülür. Çünkü kaliteli hizmet vermek için yardımcı sağlık personellerinin sayısı çok önemli. Düşünün 20-30 yataklı bir kliniğiniz var ve bir tane hasta bakıcı nöbetçi. Hangi bir hastaya yetişsin, hangi hastayı filme götürsün, hangi hastanın yatağını düzeltsin, ne bileyim işte onun bakımını yapsın. Son derece zor. O yüzden buradan sizin aracılığınızla sesleniyorum. Yani evet hasta bakıcı sayımız az. Lütfen bu konuda hasta bakıcılarımıza da yüklenmesinler. Çünkü onlara da genellikle hasta psikolojisiyle işte neredesin, sen bunu yapmak zorundasın, işte bak benim işim geri kaldı. Oysa ki o kişi dediğim gibi sadece bir hastayla değil 30 hastayla ilgilenmek ve uğraşmak zorunda. İnşallah 2022'de hasta bakıcı sorunumuzu çözersek personel sıkıntımız kalmamış olacak. İnşallah. Şimdi tekrar hedeflerimize dönersek burada yoğun bakımla ilgili bir notumu almışım. İrfan Bey, başka hedeflerimiz var mı? Evet, konuşalım yoğun bakımlardan bahsettim. Özellikle bizim hastanemiz kalp merkezi konumunda, öyle söyleyeyim. Yani bölgede birçok yerde anjiyo yapılmazken yıllardan beri hastanemizde hastalara anjiyo hizmeti verilmekte ve birçok hastalığa çare olunmakta. Bu yıl anjiyo cihaz, 3 tane anjiyo cihazımız var. Dördüncüsünü hastanemize kazandırdık. Yakın bir gelecekte alımı tamamlandı ve hastaneye kurulacak. İnşallah onun kurulmasıyla birlikte anjiyo için sıra bekleyen hastaların sayısı da gittikçe azalmış olacak. Bir diğer şey hedefliyordum. 10 gün içerisinde, geçmiş 10 gün içerisinde gerçekleşti. Uluslararası sağlık turizm belgesi aldık. Bu hastanemize gerek yurt dışından hastaların gelmesini, gerekse tercih edilmemizi kolaylaştıracak. Çünkü turizm belgesi olmadığı zaman yurt dışından hasta kabul etmek son derece zordu. Ancak hastalar kendi paralarını ödeyerek gelip hizmet alabiliyorlardı. Bu turizm belgesiyle birlikte belki de onların sosyal güvenlik kurumları bu işi rahatlatacak ve biz yurt dışından daha fazla hasta almaya başlayacağız. Özellikle biliyorsunuz hastanemiz yine obezite cerrahisinde Türkiye'de belki ilk üçte bir merkez konumunda. Ülkemizin birçok ilinden hasta kabul etmemize rağmen yurt dışından da gelen hastalarımız var. Belki bu işte uluslararası sağlık turizm belgesini almış olmamızla birlikte bu yurt dışından gelen hasta sayımızda da ciddi bir artış olacağını düşünüyorum. İrfan Bey, orayı birazcık daha açalım istiyorum. Şimdi uluslararası sağlık turizmi yetki belgesini almamızla beraber hayırlı uğurlu olsun. Teşekkür ederim. Gelen hastaların, yurt dışından gelen hastaların konforları ne şekilde artacak? Mesela özellikle onların konaklamaları var. Sonuçta belki bilmedikleri bir ülke, sonuçta dil sorunu olabilir, evet, yabancılar için konuşursak. Bu belgeyle birlikte hastanemizde uluslararası sağlık turizmi bürosu diye bir büro oluşturduk. Orada iyi derecede yabancı dil bilen arkadaşlarımız görevli. Yine özellikle akademisyen arkadaşlarımızdan son derece iyi yabancı dil konuşan arkadaşlarımız görevli. Bu görevliler bu gelen arkadaşları, daha doğrusu hastaları karşılayacaklar. Böylece dil problemleri ortadan kalkmış olacak. Ve bu hastaların işlemlerinin hızlandırılması için her basamakta yanında bir kişi olacak. Yani gelen hasta buradan memnun ayrılması lazım ki başka hastayı getirsin. Böyle olunca da hem o hastaların işlemleri daha hızlı yürüyecek, hem de daha kaliteli bir sağlık hizmeti almış olacaklar.
Yani özel bir birim oluşturduk onun için. Bu özel birim yurt dışından gelen hastaları karşılayacak. Barınma sorunu yaşıyorlarsa işte otellerinin ayarlanmasına kadar hepsini yapabilecekler. Başka hedeflerimiz var mı İrfan Bey? Es geçmek istemiyorum. Bunlar mı? Evet. İrfan Bey, şimdi sağlık sektörü çok gelişiyor teknolojiyle beraber. Ki bahsettiğiniz eğitimlerden bahsettiğiniz, bir hekimimizin eğitimde olduğunu söylediniz. Hem bu, siz de zaten personelinize gerekli eğitimi de veriyorsunuz. Bu açıdan da destekliyorsunuz. Biraz bunu açalım. Sonra biraz finans konusunda da geçmek istiyorum. Çünkü cihazlar artık muazzam şekilde pahalı. Hem işte eğitime yolladığınız personelin eğitim masrafları var. İşte cihazların, finansman paraları var. Var da var. Her şey parayla dönüyor. O sıkıntılarımızı da birazcık açalım. Tabii şimdi eğitim son derece önemli. Eğer kaliteli bir sağlık hizmeti sunmak istiyorsanız tüm çalışanlarınızın o hizmeti sunar yeterliğe getirmek gerekiyor. Biliyorsunuz bizim sahada daha çok hemşirelerimiz, hasta bakıcılarımız ve yardımcı diğer sağlık personellerimiz görev alıyor. Biz göreve geldiğimiz günden beri her konuda hemen hemen haftada 2 ya da 3 hizmet içi eğitim programı veriyoruz. Bunun için eğitim hemşirelerimiz var, eğitim koordinatörümüz var. Eğitim koordinatörlüğü eşliğinde eğitim hemşirelerimiz, yardımcı sağlık personelimizin hangi konuda eğitime ihtiyacı varsa öncelikle onu belirliyorlar. O belirledikten sonra periyotlar aracılığıyla, daha doğrusu periyodik olarak, hani tüm personeli bir anda bir yere toplamak şansımız zaten yok, o zaman hizmet aksayacak. Periyodik olarak bu yardımcı sağlık personeli hepsi bu eğitimden geçiyor. Ve bunların faydasını gerçekten görmeye de başladık. Çünkü bu eğitimlerden sonra yardımcı sağlık personelimizin hastalara karşı olan tutum ve davranışlarında da iyi yönde bir değişme olduğunu gözlemledik. O yüzden de eğitimlerimize ara vermeden devam edeceğiz. Eğitim hemşirelerimiz olsun, eğitim koordinatörümüz olsun gerçekten çok yoğun çaba sarf ediyorlar. Kendilerine burada huzurunuzda teşekkür ediyorum. Şimdi gelelim diğer finans konusu. Evet. Her şey maalesef parayla ve hakikaten her şey çok pahalı. Ve dolarla beraber birçok şey de dolarla veya euro ile geliyor. Sağlıkta hemen her şey dolarla. Dolarla. Öyle söyleyeyim. Yani aldığınız en basit iğne yapmakta kullandığımız enjektörden, işte az önce bahsettiğimiz PET CT'dir, anjiyodur, MR'dır, cihazların hemen hepsi euro ve dolar bazında geliyor. Euro ve dolara gelen her artış bizi gerçekten olumsuz yönde etkiliyor. Alım gücümüzü düşürüyor. Bir de hastanelerin, özellikle üniversite hastaneleri şu anda gerçekten ciddi bir finans darboğazı içerisinde. Hastanelerin hastaneyi çevirebilmesi için gerekli olan para ile kazançları maalesef birbirini karşılamıyor. Bunun sebebi de özellikle son 7-8 yıldır Sosyal Güvenlik Kurumu'nun global bütçe dediğimiz bir sisteme geçmiş olması. Global bütçede Sosyal Güvenlik Kurumu hastanenin hasta portföyünü çıkarıyor. İşte kaç poliklinik yapar, kaç ameliyat yapar, kaç hasta yatırır. Onlarla bir simülasyon yapıyorlar ve size bir yıllık, her aya bölünmek üzere bir para vermeyi vaat ediyorlar. Tabii bu alacakları hizmet karşılığında. Bizim hastanemizin şu anda global bütçesi, biz göreve geldiğimizde aylık 24 milyon 500 bin lira civarındaydı. Oysa hastanemizin gideri, o dönemden bahsediyorum, 30 milyon. Yani gelir gideri karşılamazsa ciddi finans sıkıntısı var. Biz 3-4 ay önce Rektör Bey'le Ankara'ya gittik. Sosyal Güvenlik Kurumu yetkilileriyle görüştük. Bu son 4 ayda bütçemizi biraz arttırmayı başarabildik. 29 milyonlara kadar onu getirdik. Yine açığımız var. Ama yine açığımız var. Çünkü az önce de bahsettiğiniz gibi her şey pahalanıyor. Evet. Bunun dışında özellikle üniversite hastanelerin finans olarak bir kamburu diye düşüneceğimiz işçi maaşları var. Şu anda bizim 4'te sözleşmeli işçi dediğimiz personellerin tüm maaşı üniversite döner sermayesinden ödeniyor. Bu da yıllık üniversite bütçesine, hastanemizin bütçesine çok ciddi bir gerçekten yük bindiriyor. Yine asistan arkadaşlarımızın nöbet ücretleri hastanemizin döner sermayesinden ödenmekte. Bu çok büyük bir yük getiriyor. Oysa ki devlet hastanesinde olduğu gibi bu personellerin maaşları en azından katma bütçe dediğimiz hükümete aktarılabilir ise
O zaman biz bir nefes alabileceğiz. Bunun için çalışmalar var. Umuyorum ki önümüzdeki yıllarda olumlu adımlar atılmış olur. Finans çok önemli. Şimdi biz göreve geldiğimiz zaman bir takım işlemler hastanemizde yapılıyordu. Örneğin bu da yine gündemde olduğu için söylemek istiyorum. Beyin pili ameliyatları, kalp pili ameliyatları çok sık yapılan ameliyatlardı. Bunları durdurmak zorunda kaldık. Durdurmamızın sebebi de hastalarımız mağdur olsun değil. Sosyal Güvenlik Kurumu'nun bize verdiği ücretin çok 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 üstünde maliyetlere mal oluyor bu ameliyatlar. Örneğin Sosyal Güvenlik Kurumu bir beyin pili için bize 4-5 bin lira ödeme yapıyor iken sadece pilin kendisi şu anda 20-24 bin lira civarında. Yani yaptığımız tüm emekten vazgeçsek bile bir hastadan yaklaşık 15-20 bin lira hastane zarar ediyor. Bu da Sayıştay ayağında bakıldığı zaman işte hastaneyi niye zarara uğrattınız diye biz hesap vermek zorunda kalıyoruz. Yani beyin pili hani belki söylenebilir işte takılıyordu şimdi niye takılmıyor gibi. Sebebi bu. Aslında tamamen finansla alakalı. Kalp pili yine o şekilde çok ciddi yekün tutuyor ama Sosyal Güvenlik Kurumu bize çok cüzi bir miktarını ödüyor. Buna rağmen biz özellikle kalp pilinde acil hastaları hiçbir zaman mağdur etmedik. Aciliyeti raporlanmış her hastaya bu zararı göze alaraktan yine kalp pillerini uygulamaya devam ediyoruz. Ama dediğim gibi bu hep bizim bütçemizden gidiyor. Umuyorum ki 2020'de global bütçe biraz daha döndürülebilir seviyelere çekilir. Çünkü gerçekten üniversite hastaneleri çok dar boğaz içerisinde. Biz şu anda ödemesi en iyi olan ilk 5 içerisindeyiz. Yani borcumuzu en iyi çevirebilen aslında hastanelerden biriyiz. Ama biz bile ilk 5'te olmamıza rağmen ciddi finansal sıkıntı çekiyoruz. Umarım en kısa zamanda ivedilikle çözülür. İnşallah. Şimdi hazır az bir vaktimiz de kaldığı için o zaman direkt sorunlara da geçelim. Tabii. Ne istiyorsunuz? Düzeltilmesi gereken neler var? Mesela birincisi olarak otopark sorunumuz var değil mi hastanemizin? Otopark sorunumuz, evet otopark sorunumuz gerçekten bizi de çok rahatsız ediyor. Hastanemize gelmişseniz görmüşsünüzdür. Şu anda açık acil servisin sağ tarafında açık bir otopark alanımız var. Ama bu maalesef yetmiyor. Çünkü gerçekten hasta sayımız çok arttı. Hasta popülasyonumuz çok arttı. Hastanenin hemen polikliniklerin alt tarafında bir kapalı otoparkımız var. Ama maalesef hasta ve hasta yakınlarımız da burayı kullanmaktan imtina ediyorlar. Çünkü 3-4 saati 4 lira gibi aslında çok cüzi bir paraya orayı kullanabilme şansları var. Ama orayı kullanamıyorlar. Yine rektör hocamızın ve benim ortak düşüncemiz o. Hocamız da bunun için finans ayarlamaya çalışıyor. Açık otoparkı 3 ya da 4 katlı kapalı otopark haline getirip ücretsiz bir şekilde orayı hastaların hizmetine sunabilmeyi hedefliyoruz. 2022 projelerimiz arasında var. İnşallah gerçekleştirebiliriz. Hastanemizin dış görünüşüne baktığınız zaman binalarımız 83'te yapılmış. Çoğu binamız başlamış daha doğrusu. Çok eski. Dışı çok ciddi yıpranmış. Yine 2022'de biraz hastaneye makyaj yapmayı düşünüyoruz. Biraz dış cephe onarımları, tadilatları yapacağız. Gerçekten yüklü paralar, meblağlar tutuyor. İnşallah ayarlanabilirse hedeflerimiz arasında. Bunun dışında özellikle il dışından gelen hastaların yakınları çok ciddi problemler yaşıyorlar. Bir refakatçi evimiz yok. Malatya'da bildiğim kadarıyla yanılmıyorsam üçüncüsü ya da dördüncüsü açıldı. Ama biz daha birinciyi açmayı başaramadık. Diş Hekimliği Fakültesi'nin şu anda dekanlığının bulunduğu yer aslında refakatçi evi olarak planlanmıştı. Ama diş hekimliği binası olmadığı için oraya verildi. Refakatçi evimiz yok. Bir hayırsever vatandaşımızla bir protokol imzaladık. 30-40 yataklı bir refakatçi evi yapmayı bize vaat etti. İnşallah 2022'de o da başlamış olur. Çünkü gerçekten Bingöl'den, Tunceli'den, il dışından gelen hasta yakınları perişan. Çimlerde, banklarda, kaldırımlarda yatmak zorunda kalıyorlar. Hani hepsi otele gidemiyor. Bunları da bizim çok cüzi bir ücret karşılığında aslında rahat ettirmemiz gerekiyor. Bu da yine 2004'te düşünmüştüm ama başaramamıştım. İnşallah bu dönem refakatçi evini, refakatçi oteli diyelim. Onu yapmayı da başarabiliriz. İşte her şey aslında finansa dayanıyor. Evet.
Efendim Bey, oradaki sorunlarımızı bir çözebilsek? Şimdi bizim ilimizde aslında çok gerçekten finans sıkıntısı çekmeyen zengin iş adamlarımız var. Onlara ben hep Kayseri örneğini gösteriyorum. Kayseri Erciyes Üniversitesi'ne gidin. Her binada farklı bir isim yazar. Kim yaptırmışsa, kim bağışlamışsa onun ismini vermişler. Hemen hemen devletin yaptığı hiçbir bina, çok az sayıda ya da bina görürsünüz. %90'ı hayırsever vatandaşlar tarafından yapılmış, üniversiteye, hastaneye bağışlanmış binalar. Ben ilimizde de aslında iş adamlarımızdan, zenginlerimizden böyle bir atılım, böyle bir hareket bekliyorum. Sizin aracılığınızla da onlara seslenelim. Gerçekten hastanemizin, üniversitemizin bu alanlara, bu mekanlara ihtiyacı var. Bu konuda ellerinden geleni yaparlarsa, örneğin işte refakatçi, evi refakatçi oteli gibi mutlu oluruz. En büyük hayır burada. Evet. Yani mutlaka biz de istirham edelim değerli iş adamlarımızdan. Okul yaptıralım, hastane yaptıralım. Hakikaten bunlar çok çok önemli. Ve hastane öyle bir şey ki İrfan Bey, herkesin yolu düşecek. Evet, hepimizin. Allah korusun ama hani hep halk arasında şey denir ya, Allah işte hastaneleri düşürmesin ama sizin eksikliğinizi de vermesin. Evet. Böyledir ama insan bu. Hepimiz oradan geçeceğiz. Gösterdi. Pandemide örnek, kendimden örnek vereyim. Pandemide ben bizim hastanede 10 gün kadar yatmak zorunda kaldım. Hani hekimiz, hani hiç hasta olmayacağız zannediyoruz. Oysa öyle değil. İnsan olan herkesin mutlaka bir gün oraya ihtiyacı olacak. Şu anda bizim olmasa bile annemizin, babamızın, çocuklarımızın, yakınlarımızın, komşularımızın, yani birilerinin oraya ihtiyacı var. O yüzden de el birliğiyle orayı en iyi seviyeye getirmek için çaba göstermeliyiz diye düşünüyorum. İnşallah, inşallah bu da temamız olsun. Şimdi bir sürü merkezimiz var üniversitemizin bünyesinde. Özellikle şu çok merak edildi İrfan Bey. Organ nakli merkezi artık çok gündemde, özellikle böbrek hastaları çok. Bununla ilgili konuşalım mı? Organ nakli merkezimiz aslında bizim yıllardan beri hizmet veriyor. Ama buraya gerek organ naklini yapacak hekim arkadaşlarımız bir dönem eğitimler için gittiler, eğitimlerini alıp geldiler. Bu arada Malatya gerçekten karaciğer naklinde, transplantasyonda çok öne geçti ve dünyada da sayılı merkezlerden biri. O yüzden hani 100 kilometre uzağımızda böyle bir merkez varken biz karaciğerden biraz uzaklaştık. Sizin de dediğiniz gibi ben arkadaşlarımdan, öğretim üyesi arkadaşlarımdan da hep onu istiyorum. Biz artık karaciğer değil de böbrek üzerine yoğunlaşmalı ve böbrek üzerine isim yapan bir merkez haline gelmeliyiz. Bu işi yapan, nakli gerçekleştiren hekim hocalarımıza sahibiz ve 25-30 tane de bu yıl içerisinde böbrek nakli gerçekleştirdik. Ama 25-30 tane tabii çok az. Amaç bunu 100'lere, 200'lere, 300'lere ulaştırabilmek. Bu da az önce bahsettiğimiz gibi hep insan iş gücüyle alakalı. Yeterli hekimi bulmak, yeterli hemşire ve hasta bakıcı desteğini vermek burada çok önemli. Bu destekler sağlanabilirse aslında dediğim gibi transplantasyon merkezimiz açık. Az da olsa hizmet veriyor ama bu seviyeyi ve çıtayı çok çok yükseltmemiz lazım. Şimdi organ nakli merkezi deyince aklıma organ bağışı geliyor. Toplum olarak biraz tereddüt ediyoruz bu konuda. Yeterli organ bağışı da yok değil mi İrfan Bey? Toplum olarak maalesef çok 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 gerideyiz. Yani insanlar organ bağışında bulununca işte sanki hani sonuçta biliyorsunuz ölmek üzere olan, beyin ölümü gerçekleşmiş hastalardan organ transplantasyonu yapılıyor. İşte hastalarının, yakınlarının bir şeyi eksik kalacakmış gibi düşünüyorlar herhalde. Son derece yanlış bir düşünce. Organ bağışını hemen hepimizin yapması gereken bir konu. Aslında biraz da transplantasyonlarımızın azalması ya da yapamamamız organ bağışının az olmasıyla da alakalı. Bağış yapan kimse bulamayınca, donör bulamayınca ameliyatları da ister istemez gerçekleştiremiyoruz zaten. Haber bültenlerine şöyle bir haber çıkmıştı İrfan Bey. Bir kadın genç yaşta oğlunu kaybediyor. Oğlu böyle 20-30 yaş arası. Evet. Ve kalp nakli oluyor başka bir hastaya ve kadın o hastayı sürekli ziyaret ediyordu, sarılıyordu. Çünkü benim oğlumun kalbi sizin kalbinizde yaşıyordu ve bağ kurmuştu.
bir başka insana hayat veriyorsunuz. Şimdi organ nakline baktığımız zaman çevremde özellikle böbrek nakli olanlar oldu. Hep ailesinden, anne babasından nakiller oldu. Bunu da bence artık toplum olarak yaklaşmak gerekiyor. Ve sizden bir parçanın aslında bir başkasına hayat bulması da var. Çok, çok önemli tabii ki. Yani sizin artık işinize yaramayacak bir organın yüzlerce demeyeyim ama onlarca kişiye hayat vermesi gerçekten çok önemli bir şey. O yüzden de organ bağışı herkes tarafından benimsenmeli, yapılmalı. Bu konuda gerek din adamlarımız, gerek biz akademisyenler aslında bize çok iş düşüyor. Halkı daha fazla bilgilendirip aydınlatmamız lazım. İnşallah da bu vesileyle biraz adımlar atılmış olur. Efendim Bey, aslında böyle çocuklarla hani okullara, özellikle liselere, ortaokullara gidilip de organ bağışının önemi de belki yani anlatılabilir. Tabii yapılıyor ama yaygınlaştırılabilir. Şöyle bir düşünce oluşturulabilir. Çağımızın en büyük sorunlarından bir tanesi tüp bebek. Bebek, daha doğrusu bebek oluşumu, yani gebelik bir türlü olmuyor. Tüp bebek merkezimiz de var değil mi? Bununla ilgili tüp bebek merkezimiz var. Tüp bebekte çalışan yeterli sayıda hekim arkadaşımız da var. Yani konusunda uzman. Tüp bebek konusunda uzmanlaşmış. Hatta bir iki öğretim üyemiz daha bu eğitimleri almak için başka üniversitelerde görevlendirildiler. Şu anda tüp bebek merkezi belki ilimizin en iyi merkezlerinden biri diyebilirim. Yani bunu iddialı bir şekilde söyleyebiliyorum. Çünkü oranın temelleri de yine 2005-2006 yılında benimle birlikte atılmıştı. Şu anda hizmet veren bir merkez konumunda. Yeterli başvuru olursa onu karşılayacak bir merkez. Yani normalde ayda aslında 60-70 tane tüp bebek ya da oğum ya da sperm transferini kolaylıkla yapabilecek bir merkez konumunda. Ama dediğim gibi çok fazla tercih edilmiyor diye düşünüyorum. Çünkü biz 60-70'leri bırakın, 20-25'lerdeyiz şu anda. Yani 60-70 yapabilecekken 20-25 tüp bebek ancak ayda yapabiliyoruz. Bu vesileyle eğer halkımız bizim merkezimizi tercih eder ise çok rahatlıkla onlara hizmet verebileceğimizi duyurmak istiyorum. İrfan Bey, şimdi baktığımız zaman artık kadınların çoğu çalışma hayatı içerisinde ve evlilik yaşı da ileri bir yaşa taşındı. Birçok kadın şunu düşünüyor. Hani genç yaşta ben yumurtalarımı doldurayım. Üniversitemiz dondurma gibi işlemlere cevap veriyor mu? Yani şöyle, üniversitemizde bir işte embriyo bankası ya da işte yumurta bankası gibi bir merkez yok. Zaten buna kanunlarımız da müsaade etmiyor. Yani her isteyen her istediği yere bir merkez açıp orada bunları saklama gibi bir lüksümüz yok. Böyle bir merkezimiz de, yani imkanımız da şu anda yok. Ülkemizde de zaten birkaç merkez dışında bu hizmet verilmiyor diye biliyorum. Aslında bizler vatandaş olarak şey düşünebiliyoruz. Niye hani yok? Ama baktığımız zaman art planda aslında kanunlar da devrede. Tabii kanunlar birçok şeyde aslında bizim elimizi kolumuzu bağlıyor. Ama biz hastaneye geldiğimiz zaman sanki tek sorumlu hastane ve hastane çalışanlarıymış gibi algılıyoruz. Yani biz bazı şeylere hayır diyor isek, hani bu bizim insanlara eziyet etmek amacıyla söylediğimiz bir şey değil. Aslında kanun buna müsaade etmediği için hayır diyoruz ama hastaya o psikolojiyle bunu anlatmak çok kolay olmuyor gerçekten. O zaman İrfan Bey, sizi sıklıkla ağırlayalım. Çünkü bizim zaman bizim amacımız, temel prensibimiz insanları bilinçlendirmek. Evet. Sizin gibi değerli konuklarla bizler de bilinçleniyoruz. Sağ olun. Şimdi yine hastanemizin önemli merkezlerinden biri plastik cerrahi. Evet. Biraz bakalım kaç dakikamız var? 6 dakikamız var. Şöyle yapalım mı? Şimdi plastik cerrahide, obezite cerrahisinde, KBB'de, yine onkolojide bayağı bir iyi durumdayız. Şöyle merkezlerimizi bir toparlayıp da anlatabiliriz İrfan Bey. Yani sizin dediğiniz gibi özellikle obezite cerrahisinde Türkiye'de ilk 5 diyeyim ama biz 2 ya da 3. olduğumuzu düşünüyorum. Hem vaka sayısı hem ekip açısından. Plastik cerrahide kulak burun boğazla birlikte özellikle rinoplasti dediğimiz burun estetiği ameliyatlarında çok iyi bir yerdeyiz. Çok iyi bir sayı yakalamış konumdayız. Onkoloji merkezimiz 46 yataklı yetmiyor. Hastalarımızın çoğuna yatak bulmakta zorlanıyoruz. Gerçekten çok büyük bir hasta popülasyonu var. Çok büyük bir hizmet veriliyor. Orada da 2 tane öğretim üyesi arkadaşım ve yardımcı personelimiz çalışıyor. Onlar da çok büyük bir özveriyle emek ve çaba gösteriyorlar. Yeni doğan merkezimiz
hemen hemen ilimizin, bölgemizin en büyük ve tek merkezlerinden biri. Özellikle yeni doğan yoğun bakım hizmetini son derece üst seviyelerde veriyoruz. Yine kardiyoloji merkezimiz, kalp merkezimiz son derece gelişmiş. Ekip açısından son derece iyi, çok ciddi, güzel işler yapıyor arkadaşlarımız. Onun dışında nefroloji, hemodiyaliz merkezimiz son derece modern ve gerçekten çok büyük bir hasta yükünü ilimizin ve bölgemizin kaldırıyor. Oradaki arkadaşlarımız da canla başla hizmet veriyorlar. Hani şimdi böyle aklıma gelenler bunlar ama daha belki şu an unuttuğum birçok merkezimiz var. Gerçekten üniversite hastanemiz ilimizin göz bebeklerinden biri bana göre. Daha iyi yerlere gelmeyi hak eden bir hastane. Hem ilimizin hastaları bunu hak ediyor, hem de bizler bunu daha iyi seviyeye getirmek için yoğun bir çaba gösteriyoruz. İrfan Bey, şu anımı da eklemek istiyorum. Şimdi benim teyzem 2005 yılıydı. 37 yaşındayken beyin tümöründen vefat etmişti. Evet. Bir süre Fırat Üniversitemizde onkoloji servisine gittik geldik. İşte orada bir şeyin yetersizliğinden başka bir üniversiteye geçmiştik. İsim vermeyeceğim. Şimdi birebir bir şeyin içinde olduğunuz zaman net bir şekilde müşahede ediyorsunuz. Annemler, işte teyzemler teyzemin yanında kalıyorlardı ve şunu söylediler. Hakikaten Fırat Üniversitesi hastanemiz o kadar güzel bir hizmet verdiler ki oradaki hekimlerimizin, evet, o güler yüzü, o destekleri o kadar güzel bir şekilde eşlik etti ki bunu başka bir hastaneye gidince aslında net bir şekilde görüyorsunuz. O yüzden teşekkürü bir borç bilirim sizlere. İyi ki varsınız. 4 dakikamız kalmış. Şunu da sormak istiyorum İrfan Bey, bir başhekim olarak, hekim olarak. Özellikle hastanemizin böyle bir yüzü olmalı mı? Yani ön plana çıkarmak istediğiniz bir alan var mıdır? Ki aslında obezite cerrahisinde, evet, ve plastik cerrahide KBB'de özellikle çok iyiyiz diyebiliyorum. Neler söyleriz? Şimdi işte Ünün Üniversitesi dediğimiz zaman örnek şu anda aklımıza ne geliyor? Hemen karaciğer transplantasyonu geliyor. Bunun dışında Ünün Üniversitesi'nin hani çok öne çıkan bir yüzü yok. Normal rutin hizmetleri veriyorlar. Bizde de şu anda aslında obezite cerrahisi o konuma gelmiş durumda. Türkiye'de obezite cerrahisi dediğimiz zaman ilk söylenen bir iki merkezden biriyiz. Bu obezite cerrahisine belki yanında az önce değindik böbrek nakil merkezi konumuna gelebilirsek o zaman bu ikisi bizim gerçekten iyi bir yüzümüz olacak. Estetik ameliyatlar, plastik ameliyatlar yine 2-3 kliniğimizde çok güzel bir şekilde yapılıyor. Çok da tercih edilen bölümlerimiz. Bu da bir üçüncü yüz olarak karşımıza gelebilir. Hani sayılacak aslında çok yüz var da. Evet. İşte onkoloji yine bölgemiz için çok önemli bir yatak sayısı arttırılabilirse ki şu anda mümkün değil, yerimiz ona müsait değil. Belki daha bir yüz olabilecek merkezlerimizden biri gibi. Evet. Konuşacağımız çok konu vardı ama bir dakikalık vaktimiz kaldığı için pandeminin içerisinde, evet, aşıyı, değil o mi? O çok önemli, ben söyleyecektim. Maalesef aşılamada il olarak istediğimiz yerde değiliz. Gerek hastanemizde, gerek Fethi Sekin Şehir Hastanesi'nde, gerek özel hastanelerde aşı yapılmasına rağmen ve tüm seslenişlerimize rağmen Elazığ hala turuncu. %65'i geçemedik. %64.3 seviyesindeyiz. Halkımızdan özellikle istirham ediyorum. Lütfen aşılarımızı yaptıralım. Şu yanlış inanış olmasın. İşte aşı bize zarar verecek. Aşı bizi şöyle etkileyecek, böyle etkileyecek. Ben kendi ailemden örnek vereyim. Ben kendim 3 aşılıyım. Eşim 3 aşılı. Annem babam, ki onlar 70-80 yaşındalar, 3 aşılı. Çocuklarımın ikisi de, onlara üçüncü aşı hakkı doğmadı hala, 2 aşılı. Yani halkın kafasında şu varsa, aşı bize zarar verecek. Bir sağlıkçı olarak önce biz zaten kendimize yaptırmayız. Biz çocuklarımıza yapmayız, annemize babamıza yapmayız. Bu yanlış inancı kırmamız gerekiyor. Ve ne olursa olsun aşılarımızı çok kısa bir sürede yapıp bu pandemiye bir dur dememiz lazım. Yani birçok il etrafımıza bakın, komşu illerimizin çoğu sarıya, hatta maviye geçti. Elazığ olarak biz hala turuncudayız. Yani yüzde belki 80'lerde olmamız gerekirken %64'lerdeyiz. Özellikle rica ediyorum, lütfen, lütfen, lütfen aşılarımızı yaptıralım. Aşıdan çekinmeyelim. Aşı şu anda pandemide en güçlü tek silahımız. Evet, maske, mesafe, hijyen,
Bunlar da aşıyı destekleyici tedbirler. Ama şu anda tek silah aşı ve biz maalesef Elazığlı olarak o silahı kullanmıyoruz. Evet, İrfan Bey son sözümüzü alalım varsa son sözümüz. Son sözümüz daha iyi hizmet etmek için buradayız. İnşallah üniversite hastanesi olarak halkımızın hak ettiği iyi hizmet kalitesine kısa bir sürede ulaşırız. Bunu da tabii ki el birliğiyle hep beraber yapmayı düşünüyoruz. Halkımızdan da bu konuda bize yardımcı olmalarını istirham ediyorum. Çok teşekkür ederim İrfan Bey. Ederim. İftihar yüzümüzsünüz, iftihar görmüşsünüz. Elleriniz şifada atsın. İnşallah. Çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim, sağ olun. Değerli seyircilerimiz, bugünkü programımızın sonuna geldik. Yarın görüşmek üzere, hoşça kalın.